katılımcılar, yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programına hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrenci şiirleri, Tekirdağ Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan televizyon sunumu, ödül töreni kapanış. Sizleri, yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Kaç? Sayın Vali, değerli protokol üyeleri, sevgili katılımcılar, bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anmak için toplanmış bulunmaktayız. Atatürk hayatı boyunca kendisini milletinin huzur ve mutluluğuna adamış bir devlet adamıdır. O, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, koymuş olduğu ilkelerle birlikte Türk milletine ve bütün insanlığa aydınlık ufukları gösteren eşsiz bir insan, büyük bir devlet adamıdır. Atatürk'ün doğmuş olduğu yıllarda Osmanlı Devleti'nin durumuna baktığımızda, özellikle 20. yüzyılın başlarında hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda durum pek de iç açıcı değildir. Ki 20. yüzyılın başlarından itibaren Trablusgarp'ta başlayan mücadeleler, ki o dönemde Osmanlı Devleti 3 kıtalı bir devletti. Trablusgarp Afrika'daki kuzeyindeki topraklarındandır. Akabinde Balkan Savaşları cereyan etmiş ve akabinde de 1. Dünya Savaşı meydana gelmiştir ki 4 yıl çok farklı cephelerde süren mücadelelerdir. Bunlar bu mücadelelere, bu savaşlara Mustafa Kemal Atatürk bizatihi katılmıştır ve bu mücadeleler içerisinde başta Çanakkale cephesi olmak üzere birçok savaşta başarılı bir komutan olarak ön plana çıkmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Mondros Ateşkes Mütarekesi imzalanmış ve
tüm toprakları işgale uğramaya başlamıştır. Bundan sonraki süreçte milli mücadele başlayacak ve yurdun çeşitli şehirlerinde, Samsun'da, Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da milli mücadele ateşi yakılacak. Ülkenin birçok yerinde kongreler toplanacaktır ki burada da Mustafa Kemal Atatürk önemli bir lider olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve akabinde İstiklal Harbi diye ifade ettiğimiz büyük savaşların başladığı bir dönem olacaktır ki 1. Ölüm Savaşı, 2. Ölüm Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Savaşı ve ardından Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi gerçekleştirilecektir. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının yapmış olduğu bu topyekun mücadeleler neticesinde Galip Yerilmiş ile 1923'te bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bundan sonraki süreç içerisinde de Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok alanda inkılaplar gerçekleştirilmiştir devlet düzeyi içerisinde. Tabii bu kısaca önemli noktalarını hayatının değinmiş olduğumuz Mustafa Kemal hayatı mücadele içerisinde geçen bir devlet adamıdır, bir liderdir. Ve onun sağlığı ile ilgili olarak ilk olumsuz belirtiler 1938 yılının başlarında Yalova'ya, Bursa'ya yapmış olduğu geziler sırasında ortaya çıkmıştır ve 22 Ocak 1938 tarihinde Yalova'da Profesör Doktor Nihat Reşat Berger tarafından muayene edilmiş ve kendisine karaciğer iltihabı teşhisi konulmuştur. Türk ve yabancı doktorlar Atatürk'ün dinlenmesi gerektiğini ifade etmiş olmalarına rağmen bu ona riayet etmemiş ve Hatay konusunun belirsizliğini korumuş olduğu bu süreçler içerisinde Güney illerimizi kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmiştir ve Mersin ve Adana'da incelemelerde bulunarak oradaki askerlerimizi izlemiş, tatbikatlar yaptırmış ve düzenlenen törenlerde saatlerce ayakta geçit törenini izlemiştir. Ancak bu yorucu gezi onun hastalığının artmasına sebep olmuştur ve 26 Mayıs'ta Ankara'ya dönerek tedavi ve dinlenmek amacıyla aynı günün akşamı İstanbul'a gelmiştir. Burada Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamlarıyla kendisi görüşmeler yapmış, İstanbul'da yapılan bakanlar kurulu toplantılarında başkanlık ederek memleket ve devlet işleriyle yakından ilgilendiğini görmekteyiz. Ancak hastalığı süresince özellikle Hatay Amarat'ın katılması konusuyla ilgilenen Atatürk 2038'de bağımsız Hatay Devleti'nin kurulmasına çok sevinmiştir, bunu görmüştür. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanının 15. yıl dönümü törenlerine katılmak amacıyla Ankara'ya gitmeyi çok istemiş olmasına rağmen hastalığı maalesef Ankara'ya gitmesine engel olmuştur. Ayrıca 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama törenlerine de maalesef katılamamıştır kendisi. Atatürk'ün hastalığı Kasım'ın ilk haftasından itibaren şiddetlenmiş ve 8 Kasım günü girdiği derin komadan kurtulamamış ve 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9:05 gece Dolmabahçe Sarayı'nda aramızdan ayrılmıştır. Atatürk'ün ölümüyle ilgili olarak doktorların verdiği tebliğ söylenir. Reisi Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vahmi dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9:05 gece büyük şehrimiz derin koma içerisinde terk-i hayat eylemişlerdir yazmaktadır tebliğde. Atatürk'ün ölümü Türkiye ve dünyada büyük yankılar uyandırmış, büyük üzüntülere sebep olmuştur. Atatürk'ün naaşı 16 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konulmuş ve 3 gün boyunca halkın bunu görmesi sağlanmıştır. 19 Kasım günü Profesör Doktor Şerafettin Yalkaya tarafından cenaze namazı kıldırılmış ve naaşı Yavuz Zırhlısı'na konularak İzmit'e gönderilmiş. Oradan da trenle Ankara'ya getirilmiştir. 20 Kasım'da Ankara'ya getirilen naaşı TBMM'de katafalka konulmuş ve 21 Kasım'da yapılan devlet töreninin ardından naaşı Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici kadro konulmuştur. Atatürk'ün naaşı bildiğimiz gibi
10 Kasım 1953'te Anıtkabir'de nakledilecektir. Atatürk, kin tutmayan ve Çanakkale Savaşı'nda savaştığı askerlere ve onların annelerine bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içerisinde uyunuz, sizler Mehmet ve yan yana koyun koymasınız, uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen ağalar, gözyaşlarınızı dinleriz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içerisindedirler ve huzur içerisinde uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuşlardır diyecek kadar hem savaşta askerlere ve hem annelerine sevgi gösteren, insan sevgisine sahip olan bir devlet adamıdır. Atatürk, 20. yüzyıla damgasını vuran en büyük devlet adamlarından biridir aynı zamanda. 1978 yılında UNESCO Genel Kurulu toplantısında başkanlık divanına 1981 yılının tüm dünyada Atatürk'lü olarak anımsanmasına karar verilmesiyle ilgili olarak 10 bin ülkenin imzalamış olduğu bir önerge verilmiştir. Bu önergeye itiraz eden İsveç Delegesi kürsüye çıkmış ve konuyu açıklarken Atatürk'ün büyük günleri gittiğini fakat dünyada birçok büyük adam olduğunu, bugüne kadar hiç kimse için düşünmedikleri olayı bir tek Atatürk ve Türkler için düşünüyor olmalarının ileride başlarına bir sıkıntı çıkarabileceği endişesini ifade etmiştir İsveç Delegesi. Bunun üzerine dönemin Sovyetler Birliği Delegesi söz almış ve yumruğunu masaya vurarak 20. yüzyılda hiçbir ülke bir Mustafa Kemal çıkarmadı ki böyle bir kaygı söz konusu olsun diyecektir. Ve bu mümkün değildir, dolayısıyla bu karar bunun alınmalıdır diyecektir. Ve ardından yapılan oylamada İsveç Delegesi'nin de olumlu oy kullanmasıyla birlikte 1981 yılının Atatürk gibi olarak kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir ve kutlanmıştır. UNESCO'nun Eğitim ve Bilim Kültür Örgütü'nün 152 ülkesinin oy birliğiyle yapmış olduğu Atatürk tanımlaması ile sözlerime son vermek istiyorum. Atatürk kimdir? Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış, çaba yolunda üstün özellikler göstermiş kişi, olağanüstü devrimden gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımını gözetmeyen, işi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu denilmektedir. Bu nasıl onun tanımında? Bir insan yalnız ve kalbinin atmasıyla yaşamaz. Başka kalplerde attığı müddetçe de yaşar. Bunun en güzel örneği her Türk'ün kalbinde 82 yıldır atan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu duygularla ebediyete intikalinin 82. yıl döneminde bir kez daha Atatürk'ü rahmetle, minnetle alıyorum saygılarımla. Sayın Doçent Doktor Sezai Öztaş'a konuşmalarından ve paylaşmış olduğu değerli bilgilerine ötürü teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Anadolu Sesi öğrencisi Sidat Bostancı'dan Mustafa Kemal Sesler Sarlı şiiri dinliyoruz. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal. Hey! Ben Mustafa Kemal. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Hürriyeti içmiş dalgalarım, hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yarınında sevincim. Ben Mustafa Kemal. Hey! Karanlığı deler gözlerim. Dalgalara binip gelmiş kahraman. Gökçe gözlerine türküler yaptınız. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'da. İşte benim, ben Mustafa Kemal. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim, şahlandı cümle vatan. Boğdum kör talih zindanında. Bahtı güler anaları yurdumun gökleri, dağları, denizleri, yarınları güvenip de uyuduğum aslan yerini, ışığı sınırlarımın mehmetleri.
Tutun ellerinden. Yüreklerinizin sevgilerinizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesin. Sevdiğim bir tane Türkiye. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sevgili öğrencimize, okumuş olduğunuz anlamda ve güzel şeyden ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye Dağ Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Cibir'den bir tutkudur Mustafa Kemal adlı şiiri dinliyoruz.
Sinevizyon gösterinin hazırlanmasında ve sunumunda görev alan Tekirdağ Anadolu Sesi öğrenci, öğretmen ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Atatürk konulu ilkokul öğrencileri arası resim, ortaokul öğrencileri arası şiir ve ortaöğretim öğrencileri arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verilecektir. İlkokul öğrencileri arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi sırayla sahneye davet ediyoruz. Birinci olan öğrencimiz Işık Naz Gürler, Çorlu Atakent İlkokulu. İkinci olan öğrencimiz Beren Bilmem, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu. Üçüncü olan öğrencimiz Yaren Alpat, Malkara 75. yıl İlkokulu. Başarılı öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a sahneye teşriflerini arz ederim. Başarılı öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor ve alkışlarınız eşliğinde kendilerine yerlerini veriyor. Ortaokul öğrencileri arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi sırayla sahneye davet ediyoruz. Birinci Elif Nur Gökhan, Süleyman Paşa Tekirdağ Final Okulları Ortaokulu. İkinci Yeşilzer Olcay, Süleyman Paşa Barbaros Ortaokulu. Üçüncü Melis Medine Budar, Ergene Başöğretmen Ortaokulu. Başarılı öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere garnizon komutanımız Sayın Piyade Albay Şahin Yenilmez'e davetini arz ederim. Dereceye giren öğrencilerimizi sırayla sahneye davet ediyoruz. Birinci Sude Yıldız, Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi. İkinci Berfin Güneş, Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi. Üçüncülüğü iki öğrencimiz paylaşıyorlar. Nurgül Kavas, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi. Ve yine üçüncülüğü paylaşan öğrencimiz Hayfi Alkan, Özel 2015 Saray Anadolu Sesi. Başarılı öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Soner Gül'ü davetini arz ederim.
Başarılı öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor ve alkışlarınızı içinde kendilerini yerlerine koyuyor.